Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde JavaScript konusuna devam edeceğiz. JavaScript konusunda ikinci dersimizde kodlarla devam ediyoruz. Şimdi hemen birinci kodumuzla başlayacağım. Burada şu bölüm hazır olarak daha önceden yazılı şekilde burada olması gereken script kodunu yazacağımız bölüm. Bu araya kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. İlk önce kelimelerle ilgili, kelimelerin uzunluğu, kelimelerin harflerin küçültülmesi ve büyütülmesi ile ilgili kodları göreceğiz. İlk başta kodumuz kelime ya da kelime gruplarının karakter sayısının alınması, kaç karakterden oluştuğunun JavaScript kodlarıyla bize verilmesi. Şimdi bunun için kullanılan komut length. Tabi nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz lazım. Öncelikle bir kelime yazalım, cümle yazalım ya da bunu tanımlayalım değişkenle. Bu A olsun ve bu değişkene karşı yaka Teknokamp yazalım. Evet, bunu tanımladıktan sonra ikinci tanımlamamızda ise direkt olarak uzunluğu alalım ve B değişkenini atalım. Şu an A değişkeninde bulunan karşıyaka Teknokamp yazısının kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için yazacağımız komut öncelikle hangi hangi string ifadesinin uzunluğunu öğrenmek istiyorsak karakter sayısını onu yazıyoruz. A şu anda değişken olarak A olduğu için bunu yazdık ve daha sonra nokta koyup komutu yazıyoruz. A nokta length. Şu an bu bize kaç karakter olduğunu karşıyaka Teknokamp yazısında boşluk dahil kaç karakter olduğunu bize verecek. Ve bunu B değişkenine atacak. Şu an B'yi ben daha önceden öğrendiğimiz document write komutuyla yazdırırsam ki bunu şöyle yazdıralım. Diyelim ki A dediğimiz karşıyaka Teknokamp. Sonra kesme şartı koyalım. A'nın uzunluğu. Burada bakın çift tırnak arasını aldığımı aynen A ise karşısında değişkenin ne yazıyorsa şu an ne yazmış oldum? Karşıyaka Teknokamp A değişkeninde olduğu için Karşıyaka Teknokamp'ın uzunluğu dedim. Tekrar artı koydum. Evet, uzunluğu hangi değişkene atamıştık? B değişkeni. B. Evet, şu an bunu çalıştırırsam, daha doğrusu kaydedip de görünümüne bakarsam web sayfasının. Evet, bu şekilde Karşıyaka Teknokamp'ın uzunluğu 19 diye bize verecektir. Burada mesela boşluk bırakalım sonuna. Bakın bir boşluk 20 yapacaktır şimdi mesela sonucu. Yenileyelim sayfayı. Bakın 20. Yani burada ne yazarsak şu an bunun uzunluğunu karakter sayısını daha doğrusu length komutuyla almış oluyoruz. İkinci komutumuz hatta 2 ile 3. komutumuz diyelim çünkü ikisi de birbirine bağlı ve zıt. Biri küçük harf yapmayı sağlıyor, diğeri ise büyük harf yapmayı sağlıyor. Önce büyük harf yapalım. Komutumuz to uppercase. Kullanım olarak değişik olan tarafı ise yine aynı şekilde yapacağımız hangi string ifadeyi büyük harfe çevireceksek tamamını bu arada çeviriyoruz. A değişkenini çeviriyoruz. Yani karşıyaka Teknokamp'ı yine örnek olarak alıyoruz. Onu başa yazıyoruz ve sonra noktadan sonra komutu yazıyoruz. Bu komutta parantez koyuyoruz. Kullanımı bu şekilde. Yine şöyle yaptıralım. A
to upper case komutu ya da kodu diyelim. Kodu ile B oldu diyelim. Buraya artımızı koyalım araya. Evet. Şu an şunu demek istedik. A dediğimiz neydi? Karşıyaka Teknokamp. To uppercase kodu ile burasını tamamıyla tırnak için yazdım. Aynen geçecek. B dediğimiz şu an büyük harfle yazılacak. Karşıyaka Teknokamp yazısının büyük hali B şeklinde oldu diye bize ne yapacak? Mesaj verdirtecek. Kaydedelim. Evet. Karşıyaka Teknokamp to uppercase kodu ile Karşıyaka Teknokamp oldu. Evet bakın. Hepsi şu an büyük harf olmuş oldu. Küçük harfti biraz önce. K ve T dışındaki harfler. Hepsi komple büyük harf oldu. Şimdi şuraları da boşluk bırakalım. Daha düzgün gözükür. Bunun tam tersi lowercase. Bunu da büyük olarak yazdırdığımız B şu anda Karşıyaka Teknokamp olarak B değişkeni. Onu tekrar B değişkenini lowercase komutuyla to lowercase küçüğe çevirelim. Evet şu an bunu ne yapmamız lazım? Tekrar yazdırmamız lazım. Tekrar document write diyoruz. Bu sefer amacımız bu arada hemen paragraf yapalım. Birbirine karışmasın. Evet, paragraf komutunu açtım. Ve sonra devam ediyorum. Bu sefer ne küçüldü to lowercase sayesinde? B küçüldü. O yüzden B yazalım. B ne komutu sayesinde? To lower case kodu ile ne oldu? C oldu. Kapattık tırnağımızı. Ve sonumuza P tagını da eklersek şuraya. P tagını da kapattık. P tagını niye kullandık? Bir alt satıra geçsin diye. Evet şimdi ne dedik? B yani B dediğimiz ne şu anda? Biraz önceki büyük harflerle yazılmış Karşıyaka Teknokamp yazısı. B yani Karşıyaka Teknokamp büyük harflerle to lowercase kodu ile ne oldu? C yani hepsi küçük şeklinde yazıldı. Oldu yazacak bize mesaj olarak. Bakalım şimdi. Hatamıza bakalım hemen. Evet tırnağımızı kapatmamışız. Evet gördüğümüz gibi Karşıyaka Teknokamp burada bu sefer büyük olarak var. To lowercase kodu ile bu sefer Karşıyaka Teknokamp oldu. Yani küçük harflerle gördüğünüz gibi dönüştürmüş olduk. Evet bugünkü dersimizde length karakter sayma, harfleri büyütme to uppercase ve tam tersi harfleri küçültme to lowercase komutlarını gördük. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.